Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda bizlere Messenger üzeri ulaşan bir arkadaşımızın, e, oya'ya yeni başladığı, el işine yeni başlayan bir arkadaşımızın isteğini yerine getireceğiz. Kolay, sıralı bir havlu kenarı yapım aşaması sizinle birlikte paylaşacağız. Yeni başlayanlar için çok güzel bir model arkadaşlar. İstediğiniz sırada e, sıra tekrar yaparak Havlunuzun boyutunu, büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 renk. 5 sıra renkle ben e, havluyu tamamladım. Bayağı da bir geniş oldu. İsterseniz bunu 2 3 sıra yapıp e, tamamlayabilirsiniz. İsterseniz 2 sıra yapıp mutfak havlularına yapabilirsiniz. En son kısma bu pimpiri kısmını bırakarak tabii ki. İnşallah Anlatabileceğimiz bir model olmuştur Yine güzel anlattığımız bir model olmuştur Yapacak olan arkadaşlar Hepinize kolay gelsin Kolay havlu diye kimse lütfen Kolay modellere bazen kırıcı yorumlar geliyor Kimse kırıcı yorum yapmasın Yeni başlayanlar için bir model Ve yeni başlayan bir arkadaşımızın gönderdiği Bir modeldi Hepinize teşekkür ederim Haydi Bismillah diyelim başlayalım İlk önce yapacağımız işlem Kenar bandını örmek arkadaşlar Zincir çekiyoruz kaç zincir çekelim 3 bilmiyorum ama şimdi ayarlayacağız 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 tane zincir çektim şimdi başına bir kez aldım şöyle 7. zincirime batıp ilk kutucuğumu yapıyorum önce bir kez sonra iki sonra iki çıkarak bir iki üç zincir çekiyorum başına bir kez alıp aşağıdan üçüncü zincirime batıp ikinci kutucuğumu yapıyorum üç kere de çıkıyorum şimdi yandaki zincire batıp bir trabzan yapıyoruz 2 başına bir kez alıp hemen yandakine batıyorum önce bir kez sonra 2 sonra 3 oldu trabzanımız başına bir kez batıp yandakine batıyorum 4 oldu başına bir kez alıp hemen yandaki zincire, zincire batıyorum 5 başına bir kez aldım yandaki zincire battım önce bir kez sonra 2 sonra 2 6 başına bir kez aldım hemen yandaki zincire battım önce bir kez Sonra 2, sonraki 7 ve 8. trabzanımı da yaptım. Şu bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir atlayıp battım. Evet arkadaşlar, zincir sayımız yeterli geldi. Şimdi 6 zincir çekip dönüyorum. Benim elim sıkı 7 çekiyorum. Sizlerin eli gevşekse 6 çekin arkadaşlar. Başına bir kez aldım. İlk trabzanın tepesine battım. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıktım. 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Başına bir kez alıyorum. Buradan son trabzanın tepesine batıyorum. 3 kere de çıkıyorum. 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Bu kutucuğun tepesine batıp kutucuk yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım buradaki kutucuğumun ikinci kutucuğumu yapıyorum. 7 zincir çektim döndüm. Başına bir kez aldım. Kutucuğun tepesine battım. Kutucuğumu yaptım. 3 zincir çektim. Yandaki kutucuğun tepesine battım. Kutucuğumu yaptım. 3 kere de çıktım. Başına bir kez alıp bu yuvaya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonraki yan yana iki trabzanım oldu. Başına bir kez aldım girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 Başına bir kez aldım bakın trabzanın tepesine batıp 8. trabzanımı da böylelikle tamamladım. Buradaki yuvamıza toplamda 8 trabzan yaptık ilk alttaki gibi. 3 zincir çektim. Hemen şuradan kutucuğumuzu ayarlayıp kutucuğumuzu yapıyoruz yanına. Yedi zincir çektim. Dönderdim. Başına bir kez aldım. İlk trabzan tepesine batıp kutucuğumu yaptım. 3 kere de çıkarak. Şimdi 7 zincir çekiyorum yine. Başına bir kez alıp son trabzan tepesine batıyorum. Yine önce bir kez sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum. Yuvamı oluşturdum. 3 zincir çektim. Bakın buradan kutucuğumun tepesine batıp Kutucuğumu yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen ucdaki kutucuğumuzda yapıyoruz. 3 kere de çıkarak. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, döndüm. Başına bir kez alıp ilk kutucuğumu yapıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Üç zincir çektim, trabzan tepesine battım. İki tane kutucuğum yaptım. Başına bir kez alıp buradaki yuvaya giriyorum. Toplamda sekiz tane trabzan yapıyoruz. Dört, beş. 6 7 ve trabzan tepesine batıp 8. yapıyorum. 3 zincir çektim. Kutucuğumun üzerine batıp kutucuğumu yaptım. 7 zincir çektim. Başına bir kez dolayıp kutucuğun üzerine batıp kutucuğumu yapıyorum tekrar 7 zincir başına bir kez aldım son trabzanın tepesine battım yuvamı hazırladım dönüşte de bunun içine 8 trabzan yapıyoruz bu işlemi havlunun boyutunca yapıyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar benimkisi örnek amaçlı olacağı için bu kadar şöyle bir 10-15 santim kadar bir şey ördüm sizler bunu havlunuzun boyutunca öreceksiniz Şimdi yapacağımız işlem yine beyaz renk ipimizle yuvalarımızı hazırlayalım. Şu iki kutucuklu olan kısma yuvalarımızı hazırlayacağız bu kısımda. Düz yüzü şuraların dolgusunun düz olduğu yüzü düz yüzümüz arkadaşlar. Şimdi ikinci sıra kutucuğuma giriyorum ilk başlarken ikinci kutucuğuma. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Aynı yere girdim önce bir kez, sonra 2, sonra 2. 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Aynı yere girdim önce bir kez, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 zincir çektim başına bir kez aldım aynı yere girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım bakın aynı kutucuğun içine 3 tane yuva yaptık şimdi bir tığlardan hiç memnun değilim yani bir değil iki değil hepsi aynı sorunu yaşatıyor bana gördüğünüz gibi burada tığ koleksiyonu var hangisine sıkıntı yaşadım öbürüne geçiyorum ama sorunlu tığlarım bakın 3 tane kutucuk yaptık 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın bir tane kutucuk atladım ikinciye girdim kapadım tekrar 6 zincir çekiyorum başına bir kez alıp bakın bir kutucuk atlayıp ikinciye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra 2 şimdi Üç zincir çekiyorum araya başına bir kez doluyorum bu kutucuğun içine giriyorum önce bir kez sonra iki sonraki yine üç tane yuva hazırlıyorum buraya 3 zincir çektim başına bir kez doladım tekrar aynı noktaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 3 zincir çektim aynı noktaya girip üçüncü yuvamı yaptım bakın altı zincir çektim bir kutucuk atladım ikinciye kapadım tekrar altı zincir Başına bir kez alıp bir kutucuk atlayıp ikinciye girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Yuva hazırlayacağım şimdi. 3 zincir çektim. Başına bir kez alıp tekrar girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. 3 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya girdim. Başına bir kez alıp 3 kere de çıktım. 3 zincir çektim. Başına bir kez alıp tekrar girdim. 3 kere de çıktım. 6 zincir çekip bir kutucuk atlayıp ikinciye kapadım. Bakın arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Yuvalarımızı hazırlıyoruz. Bir kutucuk atlıyorum. İkinciye girip tekrar yuvalarımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın Üç kere de çıktım. Araya zincir yuvan içine girdim. 3 kere de çıktım. 3 zincir başına bir kez al. aynı noktaya girdim 3 kere de çıktım 2 oldu 3 zincir çektim başına bir kez alıp aynı noktaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki bakın Üç tane oldu 6 zincir çektim bir kutucuk atladım ikinciye kapattım 6 zincir çektim bu zincir sayılarını siz 5 de çekebilirsiniz elinizin ayarı gevşekse bir kutucuk atlayıp ikinciye girip 3 kere de çıktım araya 3 zincir çekip başına bir kez alıp aynı noktaya girdim yuva elde ediyorum 3 zincir çekiyorum yuvaların aralarına tekrar girip 3 tane yuvamı elde ediyorum 6 zincir çekip bir kutucuk atladım ikinciye kapadım tekrar bu şekilde arkadaşlar 6 zincirimi çektim. Bir kutucuk atladım. ikinciye girdim. Başına bir kez alıp 3 kere de çıktım. Yine 3 tane yuva elde edeceğim. Gördüğünüz gibi. Bir kutucuk atlayıp ikinciye zincirimizi kapatıp tekrar zincir çekip bir kutucuk atlayıp ikinci de yuvamızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu sıramız bu şekilde yuva hazırlamakla geçiyor. Evet arkadaşlar bakın böyle yuvalarımızı hazırladık. Bu şekilde. Şimdi ilk yuvama ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekip başına bir kez alıp aynı yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez aldım, aynı yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. 3 oldu trabzanım. Tekrar aynı noktaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. 4 oldu. Orta yuvama girdim. İki trabzan da buraya yaptım arkadaşlar. 6 tane trabzanımız oldu toplamda. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp yine orta noktaya girdim. 2 trabzan daha yapıyorum. Başına bir kez alıp şu son yuvama giriyorum. Önce bir kez sonra 2 sonra 2. Buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 3 4 Şimdi araya 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp bakın buradaki yuvama atlıyorum. Hemen ilk yuvama giriyorum. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 alıyorum. Tekrar aynı yuvaya girip önce bir kez sonra 2 sonra 2 oldu trabzanım. 3 oldu. 4 oldu. Başına bir kez alıp orta yuvaya girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 5. trabzanımı ve 6. trabzanımı iki trabzanı da ortada yaptım. Şimdi araya 3 zincir çekip başına bir kez alıp yine orta yuvaya 2 trabzan yapıyorum. 2 Şimdi başına bir kez alıp bu son yuvama girip 4 trabzan yapıyorum. 3 ve 4. trabzanım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Hemen yandaki yuvanın içine giriş yaptım. Önce bir kez, sonra iki, sonraki ilk trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yuvaya girip ikinci trabzanımı yaptım. Aynı yuvaya girdim, başına bir kez alıp üçüncü. Aynı yuvaya girdim, dördüncü trabzanımı yaptım. Başına bir kez aldım. Şimdi orta yuvama girdim birinci trabzanın ikinci trabzanın şimdi 3 zincir tekrar orta yuvaya başına bir kez alıp girip iki trabzan daha yapıyorum başına bir kez alıp şuradaki son yuvama girip 4 trabzan yapıyorum 3 4 bakın bu şekilde bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp buradaki yuvanın ilk yuvasına girip 4 trabzan yapıyorum. Sonra orta yuvaya 2 trabzan yapıp 3 zincir çekip 2 trabzan daha yapıp sonrasında son yuvama 4 trabzan daha yapıyorum. Bu sıramızda böyle bitirelim. Evet arkadaşlar bu renkli kısmımızı hep böyle gittik boyunca. Şimdi yapacağımız işlem yine beyaz rengimizi alalım. Şu orta yuvadan Baına bir kez alıyorum, orta yuvaya giriyorum. bakın ilk başta önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alarak ilk trabzımı yaptım. 3 zincir çektim başına bir kez aldım, yuvaya girdim önce bir kez sonra 2, sonra 2. 3 zincir çektim başına bir kez aldım yuvaya girdim yine önce bir kez sonra 2 sonra 2. 2 yuva mı hazırladım. 3 zincir çektim başına bir kez aldım yuvaya girdim. önce bir kez sonra 2, sonra 2. Şimdi 1. 6 zincir çekiyorum şimdi 2 3 4 5 6 bakın bu pembe 3 zincirli noktadan 6 zincirimi sık iğnesiyle kapatıyorum tekrar 6 zincir başına bir kez alıp buradaki yuvama giriyorum bu sefer önce bir kez sonra iki sonra iki araya 3 zincir başına bir kez al tekrar gir önce bir kez sonra iki sonra 2. Şimdi yine yuvalarımızı kuruyoruz arkadaşlar. Üç zincir çektim. Başına bir kez aldım. Tekrar girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Üç zincir çektim. Başına bir kez aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Bir, iki, üç yuvam oldu. Altı zincir çekip şu iki pembe ortasından sık iğne ile kapadım. Tekrar altı zincir çektim. Başına bir kez alıp şuraya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki araya 3 zincir. Aynı noktaya tekrar girdim. 1 2 3. Aynı noktaya tekrar girdim. 3 zincir çekip iki yuva oldu. 3 zincir çektim, tekrar girdim. 3. yuvamı da yaptım. Bu sıramız yine yuva kurmakla geçiyor arkadaşlar. Böyle yuvalarını kuruyoruz beyaz kısımla. Evet arkadaşlar şimdi bakın yuvalarımızı kurduk yine. Başına bir kez aldım renkli ipimin ilk yuvama giriyorum. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 alarak ilk trabzanımı yaptım. Başına bir kez alıp tekrar aynı yuvama girdim. 4 tane trabzan yapıyorum bu ilk yuvama. 3 4. Başına bir kez alıp orta yuvama girip iki tırabzan da buraya yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp orta yuvama tekrar girip iki tırabzan daha yapıyorum. Başına bir kez alıp son yuvama girip 4 tırabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum başına bir kez alıp buradaki yuvamın ilk yuvasına giriyorum ilk trabzan yaptım bu ilk yuvama 4 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 başına bir kez alıp orta yuvama girip 2 trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum Başına bir kez alıp orta yuvama tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Başına bir kez alıp son yuvama geçip dört tane trabzan yapıyorum. Üç ve dört. Araya bir iki üç zincir çekip başına bir kez alıp buradaki yuvamın içine giriş yapıyorum. İlk yuvama girip dört trabzan yapıyorum. 3 ve 4 başına bir kez alıp orta yuvama giriyorum 2 trabzan 3 zincir çekip başına bir kez alıp orta yuvama girip 2 trabzan daha yapıyorum şimdi başına bir kez alıp son yuvama geçip buraya da 4 trabzan yapıyorum Şimdi arkadaşlar bunu istediğiniz boyda yapıyorsunuz sıra tekrarıyla. Bu eflatun bitince yine bu ortalara yuva kuruyorsunuz. Sonrasında başka renk veya iki renk yapacaksanız pembe ile yapıyorsunuz bu işlemi. Sıra tekrarınca bunu 4-5 kat, 6 kat sizlere kalmış. O şekilde tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bu moru gittikten sonra beyazı bu ortaya sabitliyoruz bu ortaya üç tane yuva kuruyoruz altı zincir çekip buraya batıyoruz aynı bu sırada olduğu gibi sonra buraya yuva şeklinde istediğimiz sıra boyutuna gelene kadar bu işlemi yapıyoruz Şimdi Arkadaşlar kamera arkasına ben sıra tekrar yaparak aynı işlemi yaparak bir iki üç dört beş kez renk koydum Arkadaşlar ee, bu havlu kenarında az kalmış iplerinizde değerlendirebileceğiniz bir havlu kenarı çalışması olabilir arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem son sıramızda trabzanlı pimpirikler yapıyoruz başına bir kez alıp bakın bu ortadaki 3 zincirli yerime giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum 5 zincir çekiyorum şöyle aradan girip kapatıp pimpirini yapıyorum bir zincir çektim araya başına bir kez aldım yuvaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki 5 zincir çektim aradan girdim kapadım bir zincir çektim araya başına bir kez aldım yuvaya girdim üç kere de çıktım 3-5 zincir çektim şöyle arasından trabzanı girdim kapadım bir zincir çektim başına bir kez doladım tekrar girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapadım araya bir zincir başına bir kez dola yuvaya gir önce bir kez sonra iki sonra iki alalım 5 zincir çektim bakın şu aradan girdim kapadım 2 4 5 oldu. Bir zincir çektim araya. Başına bir kez dolayıp yuvaya girdim. 3 kere de çıktım. 5 zincir çekip araya girdim, kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 2 4 6 tane pimpirikli tırabzan yaptık. 6 zincir çekip bu araya kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim başına bir kez aldım buradaki yuvama girdim önce bir kez sonra iki sonra iki çıktım 5 zincir çekip aradan girdim kapadım bir zincir çektim araya başına bir kez dolayıp yuvaya girdim 3 kere de çıktım yine 5 zincir çekip aradan kapatıyorum bir zincir çektim başına bir kez aldım yuvaya girdim 3 kere de çıktım 5 zincir çektim aradan girdim kapadım yani arkadaşlar 6 tane pimpirikli trabzan olana kadar yine bu işlemi yapıyorum 5 zincir aradan kapadım araya bir zincir yuvaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çektim aradan girdim kapadım 2 4 5 oldu bir zincir çekip başına bir kez alıp son kez girdim 3 kere de çıktım 5 zincir aradan girip kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip bu arada kapadım. Tekrar 6 zincir. Başına bir kez alıp yuvaya girip 3 kere de çıkarak 1 2 3 4 5 zincir çekip aradan batıp pimpirini yaptık. 1 zincir çekip tekrar içine girip 6 tane pimpirik yapacağız toplamda arkadaşlar. Havlumuzun yapım aşaması böyleydi. Yeni öğrenen arkadaşlarımıza kolaylıkla yapabileceği bir havlu kenar oldu. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.